Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Bugün sizlerle güzel bir Tunus örgü modeli paylaşacağım. Bu modeli battaniye modellerinde, yelek modellerinde, hırka modellerinde, atkı modelinde ve özellikle üstüne basa basa söylüyorum ki patik modellerinde kullanacağınız dört dörtlük bir süper model. Bu modeli ben görsellerde gördüğüm zaman inanın çok beğendim. Takipçilerimin benden böyle bir modeli beklediğini düşündüğüm için sizlere bu modeli göstermek istedim. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli çalışmak isterseniz hemen Polos'u bir ip markam var. Siz dilediğiniz ip e, iplerle yapabilirsiniz. Ben patiklik iple göstereceğim arkadaşlar size. Siz de evinizde hangi türlü ip varsa değerlendirebilirsiniz. Önce bir etüt çalışması yaparsınız. Sonra yapacak olduğunuz yere göre arkadaşlar modelimizi çalışabilirsiniz. 3 numaralı bir e, tunus tığısı kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 numaralı bir tunus tığısı kullanıyorum. Dediğim gibi polosu patik iplerim var. Hemen e, modelimize başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup zili aktif hale getirirseniz yapmış olduğum tüm çalışmalardan da haberdar olursunuz. Evet bismillahirrahmanirrahim diyelim. Örgümüze başlayalım sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi krem sarı renginde bir ipim var. Ondan başlıyoruz. Ee, arkadaşlar tek sayılarla başlıyoruz bu örneği. Mesela 15 17 işte 19 21 Hani tek sayılarla başlayın. Çift sayılarla yaparsanız örgünüz tam düşmeyebilir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bakın ilk sıkıştırma zincirimi başladım arkadaşlar. Şimdi biraz zincir çekelim. Ben e, sizlere model olarak anlatacağım için arkadaşlar belli bir sayı vermiyorum. Siz yapmak istediğiniz e, örgüye göre, modele göre zincir sayınızı ayarlayın. Battaniye yapmak isterseniz arkadaşlar 1 metreye 1 metre, 90'a 1 metre olarak başlayabilirsiniz. Modelimizi anlatabilmek için bu kadar zincir yeterli sevgili arkadaşlar. Şimdi Tunus işinde biliyorsunuz zincirlerden ilmek alarak e, yapıyoruz. Tunus'un e, Tunus örgünün başlangıç noktası o arkadaşlar. Zincir çekiyoruz. Her zincirden ilmek alarak Tunus'un ilk sırasını elde etmiş oluyoruz. Tek e, ilmekler olacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim tekrar. Şimdi iki ilmeğim oldu bakın. Her zincirimden birer ilmek alacağım. Şu şekilde. Her zincirimden Birer ilmek alarak devam edeceğiz. Zincirimize batıyoruz, tığımızı ip alıp zincirimizden geçiriyoruz. Zincirimize batıyoruz, ipimizi alıyoruz, zincirimizden geçiriyoruz. İlk defa e, Tunus örgü yapanlar için bile arkadaşlar çok kolay, çok güzel bir örnek. Aynı yere iki defa batmayalım arkadaşlar. Ee, örgümüzün kötü görünmesine sebep olur. Ee, böyle her zincire birer tane batarak gidelim. Şöyle bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 13 tane olmuş. 14 15 bakın tekli sayı oldu 15 tane biz 16 17 yapalım. Yalnız ben sizlere model olarak anlatıyorum arkadaşlar. Ee, model olarak anlattığım için bu kadar sayı veriyorum. Siz yapacak olduğunuz işleme göre e, uygulayacağınız modele göre ilmeklerinizi alın. Ben şimdi şuradan sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 17. Şimdi bu zincirime gerek yok arkadaşlar. Burayla çalışabiliriz. Şimdi renkli ipimi bağlıyorum arkadaşlar. Evet, renkli ipimizi de bağladık. Şimdi tunus ilmeklerimizi zincirlerimizin üzerine taktık arkadaşlar bakın. Şimdi ikinci rengimi de bağladım. Şimdi ikinci rengimle bu e, zincire taktığımız ilmekleri tek tek şu şekilde arkadaşlar bakın. İlk ilmeğimi tek olarak alıyorum. Sonra iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu şekilde. 2 ilmeğimi birlikte alarak devam ediyoruz. şu şekilde 2 2 2 başa kadar geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yapımı da zevkli, güzel bir örnek arkadaşlar. Evet. Sıra başına geldik bakın. Böyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Bakın böyle bir görselimiz oldu. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Bakın ilk ilmeğim şişimde. Şişimdeki ilmeğim hemen şuradaki ilk ilmek oluyor arkadaşlar. Hemen onun üstü. İlk ilmeğimize ilk ilmeğimize e, örmüyoruz. Hemen önündeki İlk ilmeği örüyoruz. Göbeğinden alıp ördüm. Hemen onun önündeki bakın onun önündeki ilmeğin ortasından bakın buradan ortadan batıyorum bu şekilde. Tekrar onun önündekinin hemen göbeğinden bakın bu şekilde. Bir gö e göbeğinden bir öndeki ilmeğin hemen sol tarafından bu şekilde. Hemen onun önündeki ilmeği örüyorum. Sonra onun önündeki ilmeğin yine göbeğinden. Bakın. Şimdi aradan e, sol sol il, önümüzdeki ilmeğin solundan ördük. Şimdi hemen önündeki ilmeği göbeğinden. Bakın. Tekrar bakın. Önündeki ilmeği önün hemen sol tarafından örüyoruz bu şekilde hemen önündeki ilmeği göbeğinden alıyoruz tekrar onun önündeki ilmeği yine ortadan bu alıyoruz arkadaşlar tekrar ortadan aldıktan sonra hemen önündeki ilmeği göbeğinden alarak şu şekilde örüyoruz onun önündeki ilmeği tekrar bakın buradaki ilmeği hemen sol tarafından alıyoruz bu şekilde Yine göbeğinden aldık. Onun önündeki ilmeği hemen göbeğinden alıyoruz. Bakın bu şekilde. Bizim 17 tane ilmeğimiz vardı arkadaşlar ilk sırada. Şimdi yine 17 ilmeğimiz olması gerekiyor. Bakın bunu göbeğinden aldık. Hemen onun önündeki ilmeği aradan alıyoruz. Yani bir aradan bir göbeğinden. Hemen onun önündeki ilmeği aldım bakın. Hemen onun yanındaki ilmeği alıyoruz. Şimdi bakın burayı yapmadan önce bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 Bakın 16 tane ilmeğim oldu. 17. ilmeğim burada. Bakın. Bunu da şu şekilde arkadaşlar bakın şu şekilde alıyorum. Evet şimdi bizim 17 ilmekle başlamıştık yine 17 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar beyazıma geçiyorum. İlk ilmeğimi tek olarak alıyorum bakın. Sonra ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir alarak sıra başına kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet bakın. Şöyle bir görüntü oluştu. Şimdi arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Bu şekilde bir görselimiz oldu. Şimdi bundan sonra dikkat edelim arkadaşlar. Bizim bakın bir kısa bir uzun ilmeklerimiz var. Bir kısa bir uzun ilmeğimiz var. Şimdi ilk ilmeğimiz uzun ilmek olduğu için kısa ilmeğin hemen önünden batacağız. Bakın bu ilk ilmeğimiz uzun oluyor. Çünkü bakın burada uzun ilmek var. Hemen onun yanında kısa ilmek var. Şimdi yaparken göstereceğim size. Şimdi bu ilmeğe biliyorsunuz ilk ilmeğimiz bizim şiş tığımızda olduğu için ona hiç ellemiyoruz. Ve şimdi bu ilmeğin hemen önünden bakın bir ilmek aldım. Kısa ilmeğin önünden aldım. Uzun ilmeklerimiz bakın burada, kısa ilmeklerimiz burada. Uzun ilmeklerin göbeğinden bakın. Göbeğinden kısa ilmeğin hemen önünden bu şekilde sol tarafından. Hemen uzun ilmeğimizin göbeğinden kısa ilmeğimizin hemen önünden bakın bu şekilde. Uzun ilmeğimizin göbeğinden kısa ilmeğimizin göbeği şey ortasından bir göbeğinden, bir ortasından alıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi yine uzun ilmeğimiz var. Uzun ilmeğimizi ördük. Kısa ilmeğimiz bakın burada. Hemen onun önünden alıyorum. Uzun ilmeğimizin göbeğinden kısa ilmeğimizin de önünden alıyorum. Uzun ilmeğimizin göbeğinden kısa ilmeğimizin hemen önünden sol tarafından alıyorum. Bakın uzun ilmeğimizin göbeğinden kısa ilmeğimizin önünden alıyorum. Şimdi bir sayalım arkadaşlar bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Biz 17 tane ilmekle başladık arkadaşlar. Şimdi 17. ilmeğimizde arkadaşlar bakın buradaki son ilmeğimiz. Bakın. Bu şekilde bu kenardaki son ilmeği de aldık. Evet şimdi bizim 17 tane ilmeğimiz var arkadaşlar bakın. Şimdi tekrar ben bordo ipime pardon gül kurusu ipime geçiyorum. İlk ilmeğimi ilk ilmeğimi tek olarak örüyorum bakın. İlk ilmeğimi tek olarak bu şekilde örüyorum. Sonra 2 2 2 2 2 alarak bu şekilde sıra başına kadar geliyorum. Evet bakın bu şekilde sıra başına kadar geldik. Görüyorsunuz gerçekten çok güzel bir model ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tekrar sıra başındayız ve şişimizde bir ilmeğimiz var. Bu ilk ilmeğimiz zaten bizim şişimizin başında arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa ilmeklerimiz var bakın. Uzun ilmeklerin bakın bu uzun ilmeklerin göbeğinden kısa ilmeklerin ise hemen önünden, sol tarafından alıyorum. Uzun ilmeklerin göbeğinden kısa ilmeklerin hemen önünden alıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde tekrar uzun ilmeğin göbeğinden kısa ilmeklerin ortasından alıyorum. Uzun ilmeklerin göbeğinden kısa ilmeklerin bakın kısa ilmeklerin önünden alıyorum. Zaten arkadaşlar ben diyor buradayım diyor. Hani yapacağın yerini bizi ilmekler yönlendiriyor. Evet, bakın böyle. Devam edelim. Uzun ilmeklerimizin bakın göbeğinden kısa ilmeklerimizin hemen ortasından uzun ilmeklerimizin göbeğinden kısa ilmeklerimizin ortasından önünden alıyoruz. Uzun ilmeğimizin göbeğinden kısa ilmeklerin hemen önünden ortadan alıyoruz. Evet uzun ilmeğimizi aldık. Burada kenarda bir ilmeğimiz kaldı. Şöyle bir sayalım tekrar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bu ilmeğimizle 17 tane olacak arkadaşlar. Bakın şu şekilde mor ve beyazı birlikte alarak kenarımızın düzgün olmasını sağlıyoruz. Bakın arkadaşlar modelimiz kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Zaten boşluklar arkadaşlar bizim ne yapacağımızı gösteriyor. Bakın kısa ilmeklerin ortasından alıyoruz şu boşluklardan. Uzun ilmeklerin ise göbeğinden alıyoruz. Hemen şimdi yine beyazıma geçiyorum. Bakın yine şu şekilde ilk ilmeğimi tek olarak aldım. İkinci ilmeğimin ikisini beraber bu şekilde 2 2 alarak tekrar başa kadar geliyorum. Bu modelle arkadaşlar dediğim gibi çok güzel patikler yapabilirsiniz. Hırkalar yapabilirsiniz, battaniye yapabilirsiniz, atkı yapabilirsiniz. Yani dilediğiniz her yerde bu modeli uygulayabilirsiniz gerçekten. Çok güzel bir model. Bakın arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman gerçekten çok güzel. Biraz daha ilerlediğinde modelin ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Şimdi tekrar bu sıramı da göstereyim sizlere. Bakın ilk ilmeğim şu şişim tığımdaki ilk ilmeğim hemen bu ilmek oluyor. Bu ilmeğe hiç değmiyoruz. Hemen onun yanındaki bakın Kısa ilmek var. Sırası zaten kısa ilmeklerin ne yapıyorduk gördüğümüz zaman önünden uzun ilmekleri göbeğinden alıyoruz. Yani modelimiz gerçekten çok basit. Kısa ilmek geldiğinde size önünüze onun önünden alıyoruz. Uzun ilmek geldiğinde hemen şöyle göbeğinden alıyoruz. Bakın bizim önümüzde kısa ilmeğimiz var. Hemen e, ilmeğin ortasından battım. Hemen önündeki ilmeğim uzun bakın. Hemen şöyle göbeğinden battım kısa ilmeğim var ortasından aldım uzun ilmeğim var göbeğinden battım bakın kısa ilmeğim atlıyorum şu araya batıyorum uzun ilmeğimi göbeğinden alıyorum kısa ilmeğimin önünden uzun ilmeğimin göbeğinden kısa ilmeğimin önünden ortadan yani kısa uzun ilmeğimin de göbeğinden kısa ilmeğimin ortasından uzun ilmeğimin göbeğinden kısa ilmeğimin önünden bakın ortadan uzun ilmeğimin göbeğinden alıyorum. Kısa ilmeğimin hemen önünden tekrar sayalım arkadaşlar ki e, sayımızda artış veya eksiltme yapmayalım. 2 4 şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve kenardaki arkadaşlar ilmeği ikisini birlikte şu şekilde alıyorum. Bakın modelimiz bu şekilde ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model. Şimdi yine e, gül kurusu ipimi elime alıyorum, değiştiriyorum. İlk ilmeğimi tek olarak örüyorum şu şekilde. Sonra ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir başa kadar bu şekilde örüyorum. Bakın bu şekilde başa kadar örüyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimiz kendini göstermeye başladı çok da güzel oldu renklerde çok uyumlu oldu. Şimdi size ben başını tekrar bir göstereyim. Bakın ilk ilmeğim şişimde. Hemen şu alttaki beyaz ilmeğim oluyor. Uzun ilmeklerin göbeğinden şu şekilde alıyoruz. Bakın. Hemen önünden bu şekilde kısa ilmekleri bu şekilde almıyoruz da kısa ilmeklerin hemen önünden boşluğa bir ilmek alıyoruz. Uzun ilmeklerin göbeğinden kısa ilmeklerin ise boşluktan aradan sol tarafından boşluktan alıyoruz uzun ilmeklerin göbeğinden kısa ilmeklerin sol tarafından boşluktan yapıyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bakın bu şekilde çok şık çok güzel bir model dediğim gibi bunu yeleklerde, hırkalarda, patik modellerinde her yerde kullanabileceğiniz çok şık, çok güzel bir model. Şimdi ben biraz ilerleteyim modelimi. Bir de öyle bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın, ben biraz yaptım, çok güzel oldu. Büyümüş halinde bu şekilde görün arkadaşlar. Gerçekten bakın böyle açılıyor, aç hani açıldığı zaman daha da güzel oluyor şu şekilde bakın şu şekilde gerçekten model çok güzel bir model hırka dediğim gibi arkadaşlar hırka modeli yelek modeli patik modeli atkı modeli battaniye modeli istediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok şık çok güzel bir model sevgili arkadaşlar bakın gerçekten çok güzel bir model bakın arkadaşlar ben bir de şöyle bordo bir çalışmasını yapmıştım hemen onu da göstereyim bordodan da ayrı bir güzel oldu. Gül kurusunu sizlerle birlikte çalışmak istedim. Bordodan da bu şekilde çok şık, çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar böyle aradaki boşlukları görüyorsunuz. Ayrı bir renk, ayrı bir güzellik veriyor. Şöyle tuttuğunuz zaman, açtığınızda kazak bebek kazakları bile yapılır arkadaşlar bebek kazakları yapabilirsiniz yani dilediğiniz her şeyi bu modelden yapabilirsiniz Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalımda. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok memnun olurum. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun sevgili arkadaşlar.